Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları. İşe veya okula normalde gittiğiniz yoldan başka bir yoldan mı gittiniz? Yolda çocukluk arkadaşınızla mı karşılaştınız? Bir kahve mi içtiniz? İşe biraz geç kalıp iş yerinde hemen bilgisayar karşısına oturup çalışıyor gibi yapıp o çocukluk arkadaşınızın gönderdiği eski fotoğraflara mı baktınız? Bu fotoğraflardan birinde üzerinizden çıkarmadığınız marka bir mont mu vardı? Akşamüstü bu montla ilgili reklamlar mı görmeye başladınız? Bir süre sonra tekrar aynı monttan mı almaya karar verdiniz? Aslında hiç ihtiyacınız olmamasına rağmen, nostaljik hissettiniz belki de, size gençliğinizi hatırlattı. O kadar çok gördünüz ki gittiniz, parası neyse verdiniz ve aldınız. Özgür iradenizle, kendi kararınızla. Tüm bunları da sizden başka kimse bilmiyor olmalı değil mi? Anne babanız bilmiyor, arkadaşlarınıza bahsetmediniz bile. Kimsenin bilmemesi lazım. Hayır. Siz çok incelikli, harika bir mühendisliğin kobayı oldunuz. Geçmiş olsun. Umarım montu arada giyersiniz. Biliyorlar. Her bir adımınızı, her bir kararınızı, neyi neden yaptığınızı, rutininizi ne zaman bozduğunuzu, neden bozduğunuzu biliyorlar. Sizi sizden iyi tanıyorlar. Google filan değil mi? Şeytani şirketler. Hayır. Yani evet, onlar zaten biliyor da yakınlarda kombi temizliği falan için aradılar mı? Ya da garip garip yerlerden sürekli arıyorlar mı? Heh, işte onlar da biliyor sizin tüm hareketlerinizi. Onlar doğrudan takip etmeseler bile parası neyse verip alıyorlar tüm hareketlerinizi. Sizi satın alıyorlar. Peki ne olmuş? Yani evet, biliyoruz zaten takip edildiğimizi. Çoğumuzun da hoşuna gidiyor. Netflix sevdiğimiz dizileri öneriyor. Instagram zevklerimize göre öneriler yapıyor filan. Yani o kadar da olsun değil mi? Ama tabii o kadar da basit değil. Şu anda özellikle gelişmiş ülkelerde bu gizlilik konusunda açılan davaların sayısı inanılmaz bir artışta. Bu davalardan da anladığımız kadarıyla yeni bir gizlilik ihlali çağına girmiş durumdayız. Daha yakından baktığınızda olayın sadece zevklerimizi anlayıp bize buna göre ürün veya hizmet satmak olmadığını, bu online casusluğun kariyerinizden ilişkilerinize kadar her şeyi, tüm hayatınızı etkilediğini anlıyorsunuz. Aslında bunun da ötesinde hayatınızın aslında nasıl tasarlandığını da görüyorsunuz. 2018 yılında Avrupa Birliği GDPR yani Genel Veri Koruma Düzenlemesi gibi bir yasa çıkardı. Bunun sonucunda dikkat ettiyseniz her web sitesine girdiğinizde sizden cookie toplamak için izin istediklerini görüyorsunuz. Temel olarak siteler artık sizi takip etmek için sizden izin istiyor. Bu izinleri kimimiz okumadan kabul edip geçiyoruz. Ya da istersek kabul etmeyiz ve güvende oluruz değil mi? Bu soruya şu istatistikle cevap verelim. ETH Zürih'te yapılan bir araştırmaya göre sitelerin %95'i Avrupa Birliği'nin bu yasasını sallamıyor. Siz cookie'leri kabul etmeseniz bile kabul etmişsiniz gibi davrananlar var. O izin isteme çoğunda göstermelik anlayacağınız. Reklam engelleyicilerin ya da VPN'in sizi koruduğunu düşünüyorsanız orada da şöyle bir sorun var. VPN sağlayıcılarının neredeyse hepsi sizin verilerinizi başka şirketlerle paylaşıyor. Sizin verilerinizi koruduğunu iddia edenler de verilerinizi satıyor anlayacağınız. Ve başta bahsettiğim gibi evet, Google, Amazon, Meta veya Microsoft bu olayın devleri. Verinin ve dolayısıyla gücün başındakiler bunlar. Ama arka planda milyonlarca veri alıcı, satıcı, sunucu, takipçisi ve analizcilerinden oluşan bir ekosistem var. Bizim gibi sıradan kullanıcılar için ne ifade ediyor peki bu? Bunu anlamak için de Cambridge Analytics olarak bilinen ve Donald Trump'ın seçilmesinde Facebook verilerini kullanarak sosyal mühendislik yapan şirketle ilgili skandala bakabiliriz. İsviçre'de Hestia Labs isimli bir girişim var. Bu girişimin kurucusu da Paul Oliver Dehaye isimli birisi. Bir matematikçi ve Cambridge Analytics skandalının ortaya çıkarılmasında en önemli muhbirlerden de birisiydi. New Scientist gazetecilerinden Amanda Ruggeri de Dehaye'yi şirketinde ziyaret ediyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü sormak için. Ve veri gizliliği üzerine çalışan bu şirkete gittiğinde kendisine bir anlamda bir gösteri yapıyorlar. Amanda'nın farklı şirketlerde bulunan verilerini alarak bir profil çıkarıyorlar. Ve Amanda bir anlamda şok geçiriyor. Çünkü sağda solda gezinen verilerini hiç tanımadığı insanlar önüne döktüğünde bulunduğu her yeri nokta nokta gösteren bir harita görüyor. Beğendiği bütün postlar, sürekli gittiği yerler, yeni doğan çocuğunun bakıcısı,
ev adresi, her şey. Bunların ötesinde daha korkutucu bir şey görüyor. Her gün, her an kullandığı telefonundaki uygulamaların başka şirketlerle nasıl bağlantıda olduğunu görüyor. Bir uygulama mesela son bir haftada 29 farklı şirkete onun verilerini iletmiş. Sadece o değil, market uygulaması, sanal not alma uygulaması. Hepsinin arkasında farklı veri şirketleriyle bağlı kocaman bir ağ var. Genellikle de şu şekilde işliyor bu sistem. Bir şirket bir ürün veya hizmet satmak istiyor. Bunun için bir reklam veya pazarlama şirketiyle görüşüyor. Bu şirket reklamları bize ileten, gösteren şirketlerle iletişime geçiyor. Bir makine gibi çalışan ve yıllık 150 milyar dolardan fazla pazar payı olan bu sistem, siz herhangi bir sosyal medya postu üzerinde gereğinden fazla durduğunuzda çalışmaya başlıyor. Bu tabii görünen yüzü. Buraya kadar da tamam diyebilirsiniz. Ama Amanda biraz daha derine indikçe şunu fark ediyor. Şirketlere sağlanan ve kendisine gösterilen reklamlar, içerikler kısmen alakasız gibi görünse de birçoğu belirli çizgi filmler, oyuncaklar, çocuk yetiştirme ile ilgili postlardı. Ve belirli markalar, belirli yetiştirme biçimleri, örneğin hangi yemeklerin yedirileceğine kadar öne çıkarılıyordu. Ve olay sadece satın aldığı şeylerin ötesine geçiyordu. Çocuğunun belirli oyuncakları sevmesi, ona yedirdiği şeyler, onu yetiştirme biçimi gerçekten kendi kararı mıydı? Yoksa onun ve daha da ileride çocuğunun hayatı aslında bir tasarım mıydı? İşte bu o kadar katmanlı bir soru ki bir noktada siz sormayı bırakıp olduğu gibi kabul etmeye başlıyorsunuz. Zira sistem bizim anlayamayacağımız kadar karmaşık çalışıyor. Ama bu sistemin arkasında hayatını bu işlere adamış, ötesinde bu işlere milyarlarca dolar ayıran şirketler var. Bizi tasarlayan. Bunu da doğrulayacak şekilde geçtiğimiz Haziran ayında The Markup isimli derginin araştırmasına göre bizim bilmediğimiz, görmediğimiz katmandaki verilerimiz kullanılarak reklam verenler bizi siyasi görüşlerimiz, sağlık durumumuz ve psikolojik sağlığımıza göre kategorize ediyormuş. Ve bu şekilde oluşturulan 650 binin üzerinde kategori bulunuyor. Siz hangi kategoridesiniz acaba? Sizi hangi gruba almışlardır? Bahsettiğim gibi bu ürün satma veya hizmet almanın ötesinde bunun çok yakın zamandaki etkileri hangi işe kabul edileceğinizi veya hangi sosyal ortamlara girip giremeyeceğinizi belirleyecek. Distopik hikayelerde gördüğümüz yok artık dediğimiz olayların tohumlarından bahsediyoruz. Reklamcılığın bir adım ötesi, gerçek yaşamın tasarlanması. Kimi ülkeler bunun farkında ve hızlıca yasalar tasarlıyorlar bununla ilgili. Peki diğerleri? Örneğin Amerika kendi topraklarında kayıtlı veri alım satımı yapan şirketleri bir bir kayıt altına aldı ve bunları çok sert bir denetim altında tutuyor. Fakat görünüşe göre bu şirketler Amerika'da denetimde olsalar da diğer ülkelere, gelişmemiş ülkelerdeki liderlere, şirketlere, kimi zaman kişilere bu verileri çok kolay satabiliyor ya da bu ülkelerden veri satın alabiliyor. Hatta şu anda devam eden yine Amerika'daki bir soruşturmaya göre bankalar ve sigorta şirketleri de kredi notunu veya müşteri puanını sosyal medyadaki kişiliğinize göre belirlemeye ve buna göre fiyatlandırma yapmaya başladığını gösteriyor. Başka devam eden bir davada ortaya çıktı ki Facebook'ta yayınlanan iş ilanlarında özellikle bilişim ve mühendislik alanlarındaki iş ilanları veriler manipüle edilerek kadınlara gösterilmiyormuş. Anlıyorsunuz değil mi? Bu mühendisliğin etkileri tahmin edebileceğinizden daha da sarsıcı. Kendinizi iyi hissetmediğinizde Google'da yaptığınız bir arama sonucunda bazı hastalıklar sizi korkutabilir. Sonra bununla ilgili doktora gittiğinizde şirketler bilecektir. Sonrasında tanı konulduğunda yaptığınız takip eden aramalar sonucunda ne hastalığınız olduğunu da. Bunu bilen sigorta şirketleri sizi kara listeye alabilir. Bu en basit örneklerinden birisi. Kiminle, ne, nasıl, ne zaman konuştuğunuz, nerede ne yaptığınız, nerelerde dolaştığınız. Hepsi sizin tüm hayatınızı etkileyen kararlar olabilir. Ürkütücü değil mi? Kaçacak yer yok gibi. Çözüm ne peki? Yani elbette telefonunuzu kapatmak ve dijital dünyadan uzak durmak en kolay çözüm. Mümkün mü? Sizi bilmem. Benim için değil. Sonraki adım hangi uygulamaları kullandığınızı, bu uygulamalara ne izinler verdiğinizi bir gözden geçirebilirsiniz. Google'da ayarlarda harita takibini kapatabilirsiniz mesela. Bunun gibi ufak önlemler alabilirsiniz. Bu sizi tamamen görünmez kılmayacak elbette. Ama bir başlangıç olabilir. Evet de asıl iş yönetimlerde bitiyor. Şirketlere veri alıp satmaları için tüm imkanları sağlayan yönetimler, halkın gizliliği ve refahı için de daha etkin adımlar atmalı. Bunun da ötesinde bu konuya milyar dolarlar ayıran şirketlerin gizlilik konusuna geldiğinde nasıl yapıyoruz onu ya naifliğini de bir kenara bırakması lazım. Bırakmıyorlarsa ciddi yaptırımlara uğramaları gerekiyor. Bu işin şakası yok. Ben bu konuda çok açık görüşlü olmaya çalışan bir insan olarak söylüyorum bunu. Benim için hayatımı kolaylaştıracak, bana en iyi hizmeti sağlayacak şekilde verilerimin kullanılması hiç sorun değil. Fakat bu toplum mühendisliğine dönüştüğünde ki birçok kez gördük dönüşüyor, o zaman işte bu işin şakası.
şakası yok. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl hissediyorsunuz? Var mı aldığınız şahsi önlemler? Yorumlarda tartışalım. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.